hoş geldiniz öncelikle. Bugünkü oturumumuz da Türk Telekom oturumu olarak geçiyor. İlk oturumumuzda Emre Becerikli Can yer alacak. Emre Becerikli Can'ın gelecek internet çağında Android'in önemi hakkında sunumu için davet ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Günaydın. Ben Emre Becerikli Can, Türk Telekom ARGE'de uzman olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak uluslararası projeler, ortak projeler ama yerelde de Android geliştirilmesi üzerine Türk Telekom grubu olarak, Türk Telekom ARGE olarak Android geliştirmesi üzerine projelerle çalışıyorum. Başlayabiliriz. Evet, Türk Telekom ve Android, Türk Telekom Android destekliyor. Türk Telekom açık. Türk Telekom açık kaynağı destekliyor. Aslında bizim Android ile tanışmamız Türk Telekom Grup ARGE olarak yaklaşık iki sene önce kurulduğumuzda başladı. Yani ilk projelerimiz Android üzerine oldu. Ayrıca bunun gibi Türkiye'deki organizasyonlarda da biz açık kaynak, Türkiye'deki açık kaynak komitesini ve de bağlı olarak buna mobilde ve telekom alanında özellikle olan yazılımlara biz destek vermek istiyoruz. Böyle bir organizasyonda destekleyicisi olduğumuz için çok mutluyuz. Ben öncelikle kısaca bizim Telekom ARGE'nin yaklaşık 2 sene önce kuruldu. Nasıl bir yapısı var? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. 4 ana bacakta oluşuyor aslında. Şöyle baktığımızda üniversitelerle ARGE çalışmaları yapıyoruz. Burada yaklaşık 10-12'ydi sanırım en son. En üst düzey üniversitelerle beraber ARGE projeleri yapıyoruz. Onlardan akademik kadro ve bizim de zaten kadromuz genelde akademik ağırlıklı. Beraber bir bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Partner ekosistemimiz var. Yurt içinden ve yurt dışından yine partner şirketlerimizle beraber ARGE projeleri yürütüyoruz. Avrupa Birliği tarafında varız. Avrupa Birliği ARGE projelerinde yer alıyoruz. Celtic Plus ve Euroja, bundan Eureka altındaki telekom ve enerji alanında ARGE projelerini destekleyen kuruluşlar. Bunların boardlarında bulunmaktayız şu anda. Karar mekanizmalarında yer almaktayız. Ayrıca bizim grup şirketlerimiz olan, orada gördüğümüz şirketler arasındaki ARGE sinerjisini yakalamakta da görev almaktayız. İki tane teknoloji merkezimiz var, biri OTTÜ'de, biri İTÜ'de. Sayımız da gittikçe artıyor. Evet, benim de bahsettiğim gibi grup R&D'yi olarak Android'le başladık, Android'le devam ediyoruz aslında. Ne gibi projelerimiz var Android'de? İlk başta embedded bir operating system, Türk Telekom'un bir embedded operating system sahibi olması ve kontrol edebildiği bir işletim sistemi sahibi olabilmesi için TT-Droid projemiz başladı. O da hala devam etmekte ve şu andaki Fatih çözümümüzde ki tablette de TT-Droid temelli bir işletim sistemimiz var. Yani ARGE projesinden hayata geçmiş bir projemiz. Onun dışında yine baştan beri partner projelerinde özellikle WatsonX dendiğinde anılan augmented reality konusunda ciddi bilgi birikimi kazanmış durumdayız. Orada projeler yapıyoruz. Yine Android'de sağlık platformu ve onun dışında Türk Telekom servislerinde platform olarak Android'in kullanılmasında da ARGE projeleri yürütmekteyiz. Üniversite tarafında yine gördüğünüz Smart Transportation, AR, güvenlik, 3D TV, grafik gibi projelerde yine Android platformunu yoğun olarak kullanmaktayız. Evet, Android'e aslında dünyanın ilgisi uzun süredir var ama hep bu adamın sözleri belirleyici oluyor. Bu sanırım bu sene Şubat'ta attığı bir tweet, Barcelona'daki Mobile World Congress'te atmıştı bu tweet'i. Günde 850 bin Android cihazının aktif olduğunu söylemişti. Aslında olay geçen sene yine Andrew Bin bu arada Google'ın mobil tarafının direktörü, hatta
dijital mobil olarak geçiyor. Bilmiyorum analog mobil tarafı var mı kurulun. 700 bindi. Geçen sene 700 bin olarak şey yapmıştı. Zaten yeri yerinden oynatan ve tüm dünyanın ilgisini Android'e çeviren açıklama da oydu. Bu inanılmaz bir rakam. Ve biz de Android'in takipçisi, aslında daha önceden de bir şeyimiz, bir öngörümüz vardı. Ama biz de tüm diğer dünyadaki teknoloji şirketleri gibi Android'e güveniyoruz. Çünkü çok ciddi bir rakam Android, 850 bin. Yine bir istatistik, bu iki gündür, yani eminim bu istatistikler verilmiştir ama çok çarpıcı olduğu için bu da. Soldaki, buradaki smartphone satışları, dünyadaki smartphone satışları. Soldaki 2011 Q4, 2012 Q1 sağdaki. Yani %36'dan %56 inanılmaz bir geçiş var. iOS'ta da yine bir artış var ama Simgin yavaş yavaş bittiği için Android inanılmaz bir üstünlük elde etmiş durumda. Bu arada genel olarak hani trendleri takip etme bir araştırmacı aslında nasıl olmalı konusunda hani hepiniz de üniversite bağı olan kişiler olarak yine o yüzden Ali Türker Koç'un güzel bir lafı vardı. Eskiden şu alta yazdım onu da. Follow the money diye bir şey vardı ama artık dünyada ne olduğunu anlamak için sadece internette açıp follow the number of events and conferences, akademik tarafta conferences ya da events diyebilirsiniz. Yani şu anda dünyada Android üzerine o kadar çok event yapılıyor ki, bu da Türkiye'de ki ilklerden biri, bu da bir göstergesi zaten. Ali Türker Hocam da buradan anmak istedim. Android'in geleceği. Android'in geleceği aslında, Android'in geleceğini anlamak için biraz Google'ın vizyonuna bakmak gerekiyor. Google ne yapmak istiyor? Google, soldaki gibi aslında bir universal remote control sahibi olmak istiyor diyebiliriz. Belki de onun metodolojisinde her cihazın birbiriyle rahatça konuşabildiği universal bir platform oluşturmak istiyor. Öncelikle bir mobile OS olarak başlayacak. Smartphone tarafında başlayacak ve daha sonra da tahmin edilen ve şu anda da trendlerin gösterdiği tüm içinde bir çip olan, bir işletim sistemi olan set-top boxlar, televizyonlar, MP3'ler, hepsinde Android olması bekleniyor. Android buzdolabı, Android kahve makinesi, bunların hepsi yakın gelecekte olacak şeyler olarak görünüyor. Evet, demin de bahsettiğim gibi aslında bakış şu anda mobil tarafta Android olarak devam ediyor Google. Fix'te şu an Chrome OS'ten bahsediliyor. Belki Android ile birleşecek ama onunla birlikte yine Cloud Computing desteğiyle tamamen sürekli internete bağlı ve birbiriyle haberleşebilen cihazların olduğu bir dünyayı hayal ediyor aslında. En önemli şey de yine mobil ve portable access. Her cihazın internete bağlanması aslında dünyada birçok ismi var. Internet of Things deniyor, M2M deniyor, farklı şekilde ifade edilebiliyor. İçinde çip olan ve basit bir programla birbiriyle wireless olarak bağlanabilen cihazlar, Google'ın hayali, dünyanın geleceği, öyle bir yolda gidiyoruz. Fakat şu anda bu hayal nasıl gerçekleşecek, bu düşünülüyor. Bunun içinde AJ Fisher'ın söylediği, yine teknoloji editörünün söylediği bir şey. Eğer böyle bir şey olacaksa bu sensörler işte patates cipsi kadar, sudan ucuz cihazlar olmalı. Şu anda değil belki ama olmalı. Bunun için de tek yol aslında bu platformların ortak bir eforla gerçekleştirilmesi, ortak bir eforla geliştirilmesi. Android şu anda bunun için en doğru yol görünüyor. Geliştirme maliyetlerini azaltıyor. Firmaların, KOBİ'lerin,
üniversitelerin tek başına geliştirme maliyetlerini azaltıyor ve tamamen bu Internet of Things hayalinin aslında vardığı nokta Google Android platformunun kullanılması olarak görünüyor şu anda. Yine istatistikler de gösteriyor. M2M bağlantıları dünyada gittikçe artıyor. Şu anda 61 milyon, 2010 yılının istatistiği 61 milyon M2M connection olan cihaz oldu. 2015'te ise 2.1 milyara çıkması bekleniyor bu cihazların. Yine özellikle çarpıcı M2M şu anda %65 oranında commercial olarak kullanılırken M2M bağlantısı yine 2020 yılında %80 oranında son kullanıcının kullanması bekleniyor M2M cihazlarının. Bunlar da tüm M2M connection'ın artık NFC'dir son teknolojilerle, NFC'de diğer teknolojilerle artık evlerimize, arabalarımıza gireceğin göstergesi. Bizim aslında gelişmelere Türk Telekom olarak yaklaşımımız nasıl? Bu. Whoever control the device, control the device diyoruz. Gerçekten biz bu gelişim içinde olabilmemiz için evet, Android güzel bir platform sağlıyor. Uygulama yazmak çok önemli. Üstünde uygulama geliştirmek çok önemli. Zaten son zamanlarda kurumsal tarafta artık Android'in farkına vardı. Öncelikle bu bir takım bizim gibi yazılım eksperlerinin oyuncak alan olarak görülürken artık ciddiyet iyice fark ediliyor. Kurumsal alanda da Android gittikçe büyüyor. Bizim yaklaşımımız ilk günden beri TTDroid ile birlikte işletim sistemini kontrol edebilmek oldu. Evet, uygulama tabii ki önemli ama işletim sisteminde kontrolünü biz çok önemli görüyoruz. İlk günden beri de buna yatırım yapıyoruz. TTDroid'e kısaca gireceğim. Aslında Türk Telekom için geliştirdiğimiz işletim sistemi tamamen bizim kontrol etmek istediğimiz bir işletim sistemi. Kısaca bahsedersem güvenliği ön planda tuttuk. Amacımız tüm cihazlarda Türk Telekom servislerinin farklı cihaz da olsa kullanıcıya aynı user experience vermesi. Şu anda belki Android'in bir dezavantajı olarak iOS'a görülen user experience. Çünkü iOS'un tek cihazı var ve tek user experience kim elini alırsa aynı deneyimi yaşıyor. Fakat farklı cihazlarda yaşanan bir problem var. Biz hem cihazı hem de operating sistemi kontrol ederek aslında Türk Telekom olarak bu kullanıcı deneyimini sabitlemek istiyoruz yüksek bir kalitede. Yine TTDroid'in cloud entegrasyonuyla son zamanlardaki moda cloud entegrasyonunu da sağlamış durumdayız. Teşekkür ediyorum. İstem sunum oldu. Sorunuz varsa alabilirim genel olarak.
detaylara girmeyeceğim ama son kullanıcı cihazlarının buradaki tabii önemine binaen hangi cihazlardan bahsettiğinizi söylemek istiyorum. Daha çok mobil cihazlarla ilgili son kullanıcı cihazları deyince işte cihazları, telefonu. Fakat onun yanında bizim görev alanı olarak iş yerine ve eve giren tüm mobil cihaz, pardon, tüm cihazlardan bahsediyoruz. Yani modemde, kameraydı, aynı telefondu, dev telefondu. Emre'nin biraz önceki sunumunda da fark ettiyseniz aslında Android sadece artık tablette, cep telefonunda olan bir işletim sistemi değil. Birçok farklı cihaza giren işletim sistemi. Dolayısıyla aslında bizim de gündemimizde ilk etapta ve öncelikle telefon ve tablet olmakla birlikte tabii ki aslında birçok cihazda da Android'in artık yavaş yavaş hatta çok hızlı bir şekilde belki diyebiliriz kullanılması gündemde. Şimdi konu biraz daha sıkıcı burada maalesef. Güvenlikten bahsedeceğiz. Çok heyecanlı değil ama başımıza kötü şeyler gelince biraz o zaman heyecan artıyor. Kötü anlamda da olsa. Şimdi öncelikle çok kısa hemen nereye değineceğimi bir bahsedeyim. Android'in güvenlik özelliklerine birazcık bakacağız. Bunu neler var ve neler yok aslında bizim görebildiğimiz kadarıyla. Android peki bu eksiklikler giderildiğinde nasıl fırsatlar ortaya çıkar? Ondan bahsedeceğiz. Bu fırsatları değerlendirmek için kimler neler yapıyor? Ve Türk Telekom neler yapıyor? Yine kısaca hepsinin üzerinden geçeceğim. Şimdi güvenlik dediğimizde neyin güvenliğinden bahsediyoruz? Önce çok kısa onu bir tanımlayalım. İşte tablet, telefon çok klişe bir söz olacak ama artık gerçekten hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Öyle olunca da hemen hemen her amaç için kullanıyoruz. Çok da rahat. Birçok bilgimiz üzerinde bulunuyor. İşte bütün kişisel bilgilerimiz, kimi aramışız, kimler kontağımız, nerelerde bulunmuşuz, resimleri nerelerde çekmişiz, şu anda neredeyiz. Birçok bilgi burada. Banka bilgilerimiz, çok belki ilk etapta gelmeyecek başka bir bilgi türü de tabii kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları. Bu çok önemli bir bilgi türü aslında. Bunun güvenliği tabii ki çok önemli. Uygulamaların güvenliği, cihazın güvenliği ve bu cihazların ve uygulamaların etkileşim içerisinde olduğu ağın güvenliği. Yani aslında güvenlik deyince gördüğünüz gibi bayağı geniş bir yelpaze. Ve tabii ki en önemli ve sonuç olarak da kullanıcının güvenliği. Şimdi şurada yazan adrese giderseniz, işte Google'un, Android'da resmi sayfası, orada bir dizi özelliği sıralanmış. Gayet de güzel. Çok da bence hoş bir yaklaşım aslında. Çok hepsinin ayrıntısına tek tek girmeyeceğim ama çok kabaca şöyle bir sonraki slide'a bakmaya çalışalım kabaca. Tahmin ediyorum Bolda'daki herkes biliyordur zaten sandbox'ın ne olduğunu. İşte Linux ya da Unix kullandıysanız, belki Android kullanmayıp daha yeni başladıysanız ya da daha önceden Linux ya da Unix kullandıysanız orada kullanıcıların her bir kullanıcının bir user ID'si vardır. Ona göre işte izinler, haklar vesaire belirtilebilir. Android'de de her bir uygulamanın bir user ID'si var. Ve uygulamalar arasındaki etkileşim de bu sayede kontrol edilmeye çalışılmış. Bunun yanında son kullanıcının gördüğü ve kontrol edebildiği izinler var. İşte biliyorsunuz bir uygulamayı indirmeye çalıştığınızda daha doğrusu indirdikten sonra kurarken size bu uygulama şu bilgilerinize girecek, şuraya erişebilir, şu hakları veriyor musunuz diye bir liste çıkarıyor. Evet diyorsunuz, hayır derseniz yükleyemiyorsunuz. İzin mekanizması var. Bir de daha son zamanlarda ortaya çıkan malware removal var. Kötü niyetli uygulamalar fark edildiğinde aslında Google bildiğim kadarıyla daha önceden böyle bir şey yapmıyordu. Son dönemlerde birazcık problemler ortaya çıkmaya başladıkça böyle bir mekanizma geliştirildi. Biraz da aslında tartışmaya açık bir yöntem bu. İki ayağı var aslında. Bir tanesi Android Market'ten o kötü uygulamalar belirlendikten sonra Android Market'ten kaldırılması
tanesi de yüklenmiş olan cihazların üzerinden kaldırılması. Yani benim cihazım elimde ise ve onun üzerinde kötü niyetli bir uygulama olduğu belirlenmişse, Google aslında erişebiliyorsa benim cihazıma erişip o uygulamayı kaldırabiliyor. Bu konuda irili ufaklı aslında birçok örnek var. Çok fazla gündeme gelen birkaç örneği sadece belirtmek istedim. Bu Rufra olayı var. Text mesajı gönderiyor sizin cihazınızdan. Siz uygulamanın böyle bir şey yaptığını farkında değilsiniz. Her gün gönderdiğim text mesajı da işte 3 euro ya da 4.65 dolar sanıyorum. Bunun 14.000 kişi indirmiş ya da 14.000 kere indirilmiş. Bunu yaptığını belirlenen 22 tane uygulama marketten kaldırılmış. Yine başka bir case. Sizin bilgilerinizi alıp bir server'a gönderiyor uygulama. Bu 50'den fazla uygulama yine kaldırıldı. Bunlar nispeten son zamanlarda olan olaylar. Belki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Bilmiyorum, bu Carrier IQ'yu olayını duyan var mı? Kasım ayında patlak veren bir olay bu. Carrier IQ, Amerika'da Silikon Vadisi'nde olan küçük bir startup şirketi. Kullanıcının her türlü hareketini takip eden bir yazılım yapıyorlar. Kötü niyetli olmadıklarını söylüyorlar ama yani hangi tuşa bastığınızı bile takip edebiliyorlar. Apple, HTC, Samsung, aklıma gelenler ama sanıyorum daha başka cihaz üreticileri Carrier IQ kullandıklarını, yani kendi cihazlarında var olduğunu söylediler. Hatta iOS 5'te Apple Carrier IQ'nun artık kendi cihazlarında olmadığını söyledi sanıyorum. İşin ilginci, fark edemiyorsunuz. Fark etseniz bile onu cihazınızdan kaldıramıyorsunuz. Yani kaldırabilirsiniz de çok zor. O kadar kolay değil. Sıradan bir kullanıcının kaldırması mümkün değil cihazından. Ve bu konuda da birçok dava açıldı. Hem işte özellikle Amerika'da birçok dava açıldı. Hem Adalet Bakanlığı, Amerikan Adalet Bakanlığı, hem birçok sivil toplum kuruluşu. Şu anda bildiğim kadarıyla davalar devam ediyor. Şimdi bunların bir ortak özelliği var. Olaylar olduktan sonra, değil mi? Görüyoruz. Yani zarar verildi, olay bitti. Hani zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünebilirsiniz ama o zarar gerçekleşti. Yani bu olaylar bir ortak özellik bu. Şimdi biraz daha probleme bakalım. Şöyle kabaca bir kuş bakışı bakıp anlamaya çalışalım. Şimdi Android'de bugünkü halinde ne oluyor? Kullanıcıya işte az evvel söylediğim gibi uygulamayı indirip yüklemeye çalıştığınızda izin silsilesi çıkıyor. İşte bunları şunlara izin verirseniz uygulamayı kurabilirsiniz diyor. Şimdi tabii ki birçok kullanıcı, hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Hatta bizler bile birçok kereler bir uygulama indiriyoruz. Bir sürü izin çıkmış orada. Yani bakmıyoruz bile çünkü baksak da çok da büyük bir faydası yok. Bilmiyorum ki o uygulama bu izinleri nasıl kullanacak? Şimdi kötü niyetli midir, iyi niyetli midir, gerekli midir, gereksiz midir? Bunları açıkçası bilmiyorum. Yani şu çocuğun halinden çok da fazla bir farkımız yok aslında değil mi? O uygulamayı indirirken. Bir ilginçliği daha. Ya hepsine evet diyeceksiniz ya da hayır diyeceksiniz. Yani ben şunlara izin veriyorum ama bunlara izin vermiyorum deme şansımız yok. Hadi diyelim ona da okey dedik. İndirdik uygulamayı, sonradan pişman olduk. Dedik ki, ay Allah ya ben bunu indirdim ama mesela yani bir oyun indirmiştim. Bu oyun gidip benim kontak bilgilerime bakmak istiyordu. Şimdi aklıma geldi yani. Ama oyunla kontak bilgilerimin hiçbir alakası yok. Gidip değiştiremezsiniz. Yani gidip uygulamayı tamamen kaldırmanız gerekiyor. Bir de bu odadaki belki herkes developer mı bilmiyorum ama belki çoğunluk developer'dır. Bizim gördüğümüz kadarıyla developer'lar izinleri alırken aslında idealde çok seçici olmaları değil mi? Yani uygulamayı yazarken ben şu izinlere ihtiyacım var. Onları sadece almam gerekiyor. Ama işi
biraz daha belki kolayına kaçarak uygulama geliştiriciler genelde ihtiyaç olandan çok daha fazlasını alıp hani dursun bir kenarda belki işimize yarar mantığı da olabilir bilemiyorum. Kötü niyetli uygulamalar var. Yani düpedüz işte böyle yani az evvel bahsettiğimiz o 3 ya da 2 durum diyelim. Hadi üçüncüsü biraz tartıştı da. Ve bundan çok daha da fazla vardır, gündeme gelmiştir. Çok az sayıda insan etkilenmiştir. Bilinen bir şey. Bir de Google'un bütün ya da Android topluluğunun bütün iyi niyetli çabalarına rağmen sonuçta bu bir yazılımdır, bir yazılım platformudur. Dolayısıyla güvenlik açıkları olabilir. Yani bu çok normal bir şey ki var da zaman zaman gündeme geliyor. Mesela bir örnek var burada. Bir uygulama indirdiniz, işte araba yarışı uygulaması. Hiçbir izin de vermediniz. Yani hiçbir şeye, mesela internete girmesine vesaire hiçbir izin istemedi sizden. Çok da güzel, tamamladınız bu uygulama, çok güvenli. İndirdiniz uygulamayı, yarışı oynadınız. Belki iyi bir skor elde ettiniz, bilmiyorum. Sonra bir anda browser açıldı. Çünkü browser açmak için izne ihtiyacı yok. Browser açıldı, size işte skorunuz nerede? O oyunda en yüksek skorları alanlar kimler? Onu gösterdi. Bu sizin gördüğünüz. Arka planda ise cihazınızın üzerinde olan bütün görseller, resimler vesaireler bilinmeyen bir yere gitmiş olabilir. Bunun için hiçbir izne ihtiyacı yok uygulamanın. Böyle bir güvenlik açı var. Sanıyorum Google'da bunu teyit etti ve üzerinde çalışıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi tabii Google'ın adına konuşmuyoruz burada. Ama sadece bir değerlendirme, gözlem yapıyoruz. Google bütün bunların farkında değil mi? Yani bu güvenlik açıklarının farkında değil mi? Ve bunları kapatabilecek gücü de vardır diye düşünüyoruz. Yani çok büyük bir firma. Android topluluğu güçlü bir topluluk aslında ve gün geçtikçe de güçleniyor. Niye peki güvenlik açıkları hala var? Bu problemler niye hala var? Çünkü Google'un önceliği değil bu. Bence çok da akıllıca yapıyorlar. Yani öyle de olması gerekiyor. İşte Emre'nin yaptığı sunumda gördüm. Şimdi işte Barcelona ne zaman? Şubat mıydı? Mart mıydı? Günde 850 bin tane Google cihazı aktif oluyor. Ne kadar çok kişinin elinde olursa Android, Google o kadar çok para kazanıyor olacak. Bu Google açısından çok çok iyi bir strateji. Güvenlikle ilgili çalışmaları var bildiğimiz kadarıyla ve yani çok alenen de gözüküyor zaten herkes biliyor aslında. Ama öncelik listesinde çok üstlerde olduğunu sanmıyorum ya da belki en tepede değil kesinlikle. Çünkü en tepedeki öncelik ne kadar çok insanın elinde Android cihaz olursa o kadar iyi. Şimdi böyle olunca aslında yani şunu da bir göstereyim size. Bu Oracle ile Google arasında devam eden bir davada hangi yılda tam olarak yapılmış emin değilim ama en azından işte 2008 civarında olması gerekiyor herhalde. Google Android kavramına ilk başladığında şöyle bir şey yapmış, bir strateji geliştirmiş, daha doğrusu bir plan. Ama burada ben gördüğümde biraz ilginç geldi bana. Baktım, güvenlikle ilgili bir kalem, bir açıklama ya da bir işte hedef var mı diye göremedim açıkçası. Daha çok volume ile ilgili, genişleme ile ilgili şeyler var. Yani bu slide, bu şeyi görünce de açıkçası yani o az evvel bahsettiğim şeylerin doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık şeyi değiştirelim. Ne gibi fırsatlar var? Yani bu güvenlik açıkları eğer olmazsa, olmazsaydı neler olabilirdi? Neler olabilir? Hala da olabilir aslında. Ama daha güvenli bir Android olursa nerelere gidebiliriz? Şimdi burada birçok şeyi sıraladık. Yani bunlar aşağı yukarı herkesin bildiği, tahmin ettiği alanlar değil mi? İşte sağlıktır, işte enterprise'dir, eğitim vesaire. Ve bunların bir ortak özelliği var. Hatta belki bence iki tane ortak özelliği var. Bir tanesi
her birinde mobil cihazların çok güzel bir kullanım alanı var. Çok önemli işler yapılabilir burada mobil cihazlarda. Yani çok çok tek tek hepsini örnek olarak bilmeyeceğim ama hiç akla gelmedik şeyler bile olabiliyor. Mesela tarımla ilgili olan da. Tarımla hayvancılıkta mobil cihazın ne alakası var diye düşünülebilir. Ama çok ilginç örnekler var. Mesela işte bir ineğin memesindeki hastalığın tespit edilip veterinere iletilmesinden tutun. İşte adamın bir bitkisinde, ağacında vesaire meyvede oluşan hastalığın yine uzman kişilere gönderilmesine, belli yerlerde o çiftçinin haberleşmesine kadar. Yani bu en uç örneklerden bir tanesi aslında. Diğerleri zaten kendini belli ediyor. Yani işte asli bir alanda güvenli Android'in ne kadar önemli olduğunu herhalde söylememize gerek yok. Diğerlerinde bütün hem şirket bilgileri, kişi bilgileri, güvenli haberleşme açısından çok çok önemli konu. Belki üzerinde durmamız gereken şu BYOD, Bring Your Own Device kavramı var birazcık. Bu da yine çok tartışılan bir konu. Çok artıları ve eksileri çok olan bir konu. Biz artılarının aslında çok olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şirketleri önemli bir maliyetten kurtarıyor aslında. Bir de yapılan bazı araştırmalar var. Mesela IPES'in 1100 kişiyle sanıyorum yaptığı bir araştırma var. Mobil cihazını hem iş hem kişisel işler için kullanan çalışanların yılda ortalama 240 saat daha fazla çalıştığı belirlenmiş. Yani yılda 240 saat eğer iş günü olarak düşünürsek işte günde en azından 1 saat değil mi? Oldukça büyük bir verimlilik aslında katıyor. Oldukça önemli bir değer katıyor. Ayrıca demin dediğim gibi işte IT infrastructure'ındaki cost saving'den tutun işte cihazlara yapacağımız yatırımın azalmasına kadar birçok da şeyi var, faydası var. Fakat bunun yanında tabii ki güvenlik açıklarını da gündeme getiren bir konu. Çünkü çok fazla kontrol etmediğimiz, çok fazla kontrol etmek istemediğimiz cihazlar artık sizin iş ağınızda, iş yerinizdeki network'te network'ün, datanın, her şeyin güvenliği aslında tehlikeye girebilir. Consumer Electronics'te de yine biraz daha Emre'nin de bahsettiği işte o kahve makinelerinden tutun buzdolaplarına kadar birçok yerde aslında Android kullanılabiliyor, kullanılıyor. Bizim için mesela Türk Telekom olarak çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi DEC telefonlarda Android kullanılması. Yani Android'li DEC telefonlar. Daha önce çok anlamsız gelen, çok da mantıklı belki gelmeyen bir konu ama şu anda çok güzel uygulamaları olabilecek bir konu. Yani o küçük bir örnek. Şimdi bu konuda nasıl çalışmalar yapılıyor? Tek tek girmek zor olacak da zaman açısından. Ama şöyle genel bir değerlendirsek, tek tek yapılan çalışmalar var, kişiler var. Topluluklar var, yani öyle, çok organize olmayan ama bir şekilde bir araya gelip çalışmalar yapanlar var. Şirketler var. Üniversiteler var ve bunlarda muhtelif tool'lar geliştirmişler. İşte bazılarını buraya yazdım ama bir Google search yaparsanız bunlardan çok daha fazlasını bulursunuz. Biraz daha ayrıntılarına bakarsanız çok ilginç kavramlar da var aslında. Çok ilginç kavramlar var. Bazıları uygulanabilir, bazıları biraz daha zor uygulanabilir ama çok hoş kavramlar var. Herkes farklı bir yaklaşım içerisinde olaya üzerinde bir şeyler yapmaya çalışmış. Yine biraz yoğun bir slide, bunun da ayrıntılarına gireceğim ama burada farklı kurumlardan örnekler verdim. Bunu biz işte hazırlayalım sanıyorum. Buna baktığımızda epey bir zaman önceydi. Son zamanlarda girerseniz bu liste birkaç hatta sanıyorum birkaç slide daha var bunun arkasında. Bu liste çok daha genişleyebilir, genişleyebilir. Çünkü bu konuda çalışan, yapılan çok çalışma var. Ama burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Her bir ana başlığın altındaki ilk maddelere bakmanızı rica ediyorum. Fundamental Security Holes and Risks in Android, işte Expand Android Platform Security Function vesaire.
herkes farklı bir yönüyle yaklaşmış. Yani kimi işte cihazda olan problemi çözmeye çalışmış, kimi çok temel bir yaklaşımla bir secure bir platform oluşturmaya çalışmış. İşte kimi bilinen güvenlik açıklarını tıkamaya çalışmış, birileri desktop tekniklerini uygulamaya çalışmış. İşte yani sayın sayabildiğiniz kadar birçok şey var ama burada ana fikir herkesin derken çok geniş bir kitlenin Android'deki güvenlik açıklarını kapatmak için önemli çalışmalar yaptı ve farklı şekillerde olaya yaklaştı. Şimdi bir kavramı da gündemimize getirmek istiyorum. Bu aslında çok fazla direkt güvenlikle alakalı değil ama şimdi Android aslında çok esnek bir sistem ve deminden beri söylediğimiz gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Herkes kendi gündemine göre Android'i alıp şekillendirip farklı alanlarda kullanabiliyor. Mesela şurada bazı örneklerini verdim. Kimi ticari kaygılarla, işte kendi servislerini daha iyi bir şekilde sunabilmek için, işte kimi güvenlik amacıyla, kimileri free spirit, işte ben daha farklı bir şey yapmak istiyorum diyor. Kimi yerelleştirmek istiyor, mesela Farsitel örneğinde olduğu gibi. Android'i yerelleştirmek için bir çalışma yapmışlar. Yine dediğim gibi bu da küçük bir örnek. Yani biraz araştırırsanız bundan çok daha fazlasını ve daha güncellerini bulabilirsiniz aslında. Burada da iki tür yaklaşım gördük biz. Bir, Android'i alıp, bir versiyonunu alıp tamamen kendi yollarında devam eden, bağımsız bir şekilde devam edenler var. Bir de her çıkan Android versiyonuna bağımlı olan versiyonları var. Yani şöyle ki işte mesela Froyo var, Froyo-based bir platform oluşturuluyor, bir OS oluşturuluyor. Sonra ISAC Honeycomb çıktığında, işte ya da Gingerbread çıktığında oraya port edilmesi, oraya aktarılması gerekiyor o çalışmanın. İşte ICS çıkıyor, onlar aktarılıyor. Bundan sonra çıkacak olanlar aktarılacak. Bir de böyle Android'le birlikte paralel devam edenler var ama kendi feature'larını üzerine ekleyenler var. Burada da hem dediğim gibi kişisel çalışmalar var, işte şirketlerin çalışmaları var. Söylemeye çalıştığım şu, Android alınıp böyle farklı şekillerde kullanılabilir ve bunun da birçok örneği var. Şimdi farklı şekillerde kullanılabilir, tamam çok güzel. Bunu yaparken nelere dikkat etmek lazım? Bir kere yani özellikle güvenliğe birazcık daha tekrar geri dönersek, ben Android'i daha güvenli bir hale getireceğim diyorsanız bir kere çözümünüzün çok kuvvetli ve temel bir çözüm olması gerekiyor. Yüzeysel bir çözüm çok kolay kırılabilecek. Hatta insanlara yanlış bir güvenlik hissi verecek. Belki hiç yapmasanız daha bile iyi olacak bir noktaya getirebilirsiniz. Mobil cihazlar her geçen gün güçleniyor. İçindeki prosesörler işte quad core oluyor, bilmem ne oluyor, işte hızı artıyor, memorisi artıyor, çok daha güçleniyor ama üzerlerine yüklenen işler de çok daha artıyor. Dolayısıyla siz nasıl bir çözüm geliştirirseniz geliştirin, mutlaka çok az bir yük getiriyor olmalı, ekstra yük olarak çok az bir yük getiriyor olmalı bu cihaz, yani üzerinde çalışacağı cihazlara. CPU olsun, memory olsun, pil ömrü açısından bu çünkü çok çok kritik şeylerden bir tanesi. Çünkü mobil cihaz diyorsak eğer pil ömrü son derece kritik. Alıp kendi başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Yani çok büyük bir Android community'si var. Onlardan bağımsız işte Android Market var. Şimdi yüz binlerce uygulamalı oldu. Onlardan bağımsız bir şey yapmanız çok da mantıklı değil aslında. Dolayısıyla standart stack Android'e uyumlu olması gerekiyor. Portable olması gerekiyor. Bunun için de yaptığınız değişikliklerin az, minimum ne kadar az değişiklik yaparsanız o kadar iyi. Ne kadar modüler olursa yine o kadar iyi. Çünkü az evvel bahsettiğim gibi özellikle Android'le paralel, Android release'leriyle paralel giden çalışmalarda özellikle bu çok önemli. Çünkü bir versiyondan başka bir versiyona geçtiğinizde oturup sıfırdan başlamak istemezsiniz. Bu aylar, belki yıllarınızı alacak bir çalışma olabilir. Ama bu özelliklere sahip olursa, portable olursa çok kısa bir sürede yeni versiyonu hemen yakalayabilirsiniz.
Şimdi güvenlikle ilgili bir iki kavrama daha dikkat etmek gerekiyor aslında. Bu yani hepimizin bildiği ve aslında güvenlik derken belki birçoğumuz da zaten bunu kastediyoruz. Privacy ve control. Privacy aslında güvenliğin bir parçası bence. Ama yine de bir kere daha açıkça belirtmek istedim. Ve kontrol edilebilmesi çok önemli. Cihazınızın kontrol edilebilmesi çok önemli. Şimdi Emre bahsetti, bizim TT Droid diye bir çalışmamız var. Hala da devam ediyor. Çok güzel bazı dikey uygulamalarını yaptık. Ama çalışma devam ediyor şu anda. Bizim seçtiğimiz yöntem bunun temel bir platform olması yönünde. Ve az evvel bahsettiğim o iki yöntemden biz şunu seçtik. Android'e paralel, Android versiyonları çıktıkça güncel kalan ve hızlı bir şekilde yeni Android versiyonlarında uyum gösteren, uyum sağlayan, geçiş yapan bir sistem. Cihaz yönetimi, çok kuvvetli bir cihaz yönetimiyle birlikte olan bir sistem. İşte Emre'nin de içinde bulunduğu ekibin aslında birkaç sene evvel başlattığı bir Ar-Ge çalışmasıydı bu. Daha sonra Türk Telekom olarak, hatta belki Türk Telekom grubu olarak bunda bir ışık gördük. Çok önemli bir çalışma olduğunu düşündük ve bunu ürünleştiriyoruz. Bir eğitim projesinde baştan sona aslında çok dört dörtlük bir çözüm de oluşturduk. Bunun yanında farklı konularda da, farklı dikeylerde de çözümlerimiz devam ediyor. Bu şu anda çok aktif olarak üzerinde çalışmalar yapılıyor. İlk çıktığında Froyo tabanlıydı. Şu anda ICS versiyonunda hali hazırda mevcut. Ve hem x86 ve ARM platformlarını da destekliyor. Yani sadece bir cihaza, bir platforma bağımlı değil. TT Droid ile ilgili az çok söyleyeceklerim bu kadar aslında. Biz bu iki sunumdan da fark etmişsinizdir. Android konusuna gerçekten çok çok önem veriyoruz. Çok önemli bizim için. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Aslında belki buzdağının sadece üst kısmını gerçekleştirdik. Daha yapılacak çok çok iş var. Bağımsız, Türk Telekom çok büyük bir firma biliyorsunuz, çok büyük bir kuruluş. Ama niyetimiz bağımsız çalışmak değil, gerek Türkiye'deki gerek dünyadaki Android topluluğuyla birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek, platformumuzu herkese açmak istiyoruz. Bunun yanında güzel fikirleri olanlar, güzel çalışmalar yapanlar, Türk Telekom'la şöyle de bir işbirliği yapabiliriz diyenler varsa kapımız her zaman açık. Gerek benim gerek Emre'nin kontak bilgilerini organizatör arkadaşlarımızdan alıp her zaman sohbet etmeye de gelebilirsiniz. Daha ciddi olarak şöyle bir fikrim var, birlikte şunu yapabilir miyiz demeye de gelebilirsiniz. Her zaman kapımız açık. Konuşabiliriz. Yani bu sadece laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Eğer denerseniz göreceksiniz. Dinlemeye hazırız. Her genel fikri de yapacağız, uygulayacağız, birlikte çalışacağız diye de bir şey yok. Ama karşılıklı olarak mantıklı, güzel fikirler oluşturabilirsek kesinlikle çalışırız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.